Onları bağlar. Onu da söyleyelim. Şimdi Demir Ağlar'dan bir haber. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve Habersen üye ve yöneticilerine sürgünden tutun ihraçlara kadar türlü zulüm yapıldığını söylüyor. Ve zaman zaman da haber bültenimize taşıdık bunları. Ankara'ya yürüdüler. Ankara Garı önünde eylem yaptılar. Gün gelecek, devam dönecek, Ankara halka hesap verecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndaki liyakatsiz atamalara ve usulsüzlüklere tepki gösteren bazı çalışanlar başka illerde görevlere gönderildi, bazıları da ihraç edildi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve Habersen, üye ve yöneticilerine yönelik sürgün ve ihraçlara karşı Ankara'ya yürüdü. Üye arkadaşlarımızın bu sürgünlere, baskılara karşı, işten çıkarmalara karşı yürüyüşümüzü başlattık. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve Habersen'in bu eylemine CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar hak verdi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz da destek verdi. Devletin bütün kademelerinde liyakat yerine maalesef sadakat ve yandaşlık esas alınır oldu. Devletin bütün kademeleri bir şekilde liyakatsız kişiler tarafından ele geçirildi ve devlet çürümeye bırakıldı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları çalışanları değil, PTT çalışanları da ihraçlarla karşı karşıya kalmıştı. Liyakatsiz atamalara ve usulsüzlüklere tepki gösterdikleri için. Vatandaşımız ekonomik krizin altında ezilirken PTT emekçisi koronavirüsle, ölümle burun buruna çalışmak zorunda bırakılırken bu fedakarlığının karşısında sürgün ediliyor. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve Habersen üyeleri bu kararlardan bir an önce vazgeçilmesini istedi. Zafer, iyi vermek, emekçinin... İşi ehlin